Ay Gülçin'e talip gelmiş. Ben mi? Evet evet. Ay, sana ismini duyunca çok şaşıracaksın ve sevineceksin. Ay şunu size getirdim. Bu ne? Yarın işiniz yoksa sizi Denizli'ye bekliyorlar. Ay bu akşam gidiyorum ben şehir dışına. Aa. Ama bilahare gelirim, ne kadar güzel. Denizli'ye tekrar sevgilerimi, selamlarımızı yolluyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol canım, eksik etme. Olma, mahcup ediyorsun. Kim gelmiş biliyor musun senin Kim? İçin? Birkan Bey. Aa. Ya Birkan Bey'i alkışlıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun Zuhal abla. Nasılsın Birkan? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizdeyiz. Nereden geldin? İstanbul'dan geldim. Neresinden? Bakırköy. Bakırköy. Aa, eski aynen, semtim. Aynen. Bakırköy'e selamlar. Hoş geldiniz Birkan Bey. Hoş bulduk Gülçin Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Biraz kendinizden bahsetsenize. Tabii. Kendimden bahsedeyim. Ben Birkan, İstanbul Bakırköy'de ailemle yaşıyorum. Satış danışmanlığı yapıyorum. Askerliğimi yaptım. Kendimi evliliğe hazır hissediyorum. Sizin için buradayım yani. Bakalım olumlu mu olacak kararınız. Bekleyeceğiz. Oh. Bir ağızdan söyleyiverdi valla. Başka varsa merak ettiğiniz bir şey sorabilirsiniz. Peki sporla ilgileniyor musunuz? Dün Zuhal abla bir spor salonuna sporla ilgileniyorum gittim. Yani futbolculuk, futbolla ilgileniyorum. Futbol oynamayı çok severim. Ya. Kızım yani, sana sordun, cevabı dinlesene. Spor salonuna gidiyor musunuz? Spor salonuna gitmiyorum. Hani şöyle bir şey. Aslında fitness yapmak istiyorum ama siz de kaslı bir erkek arıyorsunuz. Pek kaslı değilim. Biraz olsun, zayıfım. Olsun. Üniversite öğrencisiymişsin. Evet, üniversite. Hangi bölüm demiştin? Bankacılık ve sigortacılık okuyorum. Aa, çok güzel. Kaçıncı evet, sınıf? Son sınıftayım. Maşallah, hadi bitirirsin, diploman alırsın inşallah. İnşallah. Başka futbol ya da basketbol oynuyor musunuz? Efendim? Ağırlık kaldırabiliyor musunuz? Tabii ağırlık, yani vücudum zayıf olabilir. Ne yapacaksın? Yani... Olimpiyatlara mı hazırlayacaksın? Evet. Yani... Spor antrenörlüğüne başlayacak herhalde. Evet. Yani Allah Allah. Pek kaslı bir değilim, hani ağırlık kaldırırım ama sizin için saman bile kaldırırım yani, sorun değil. Aa. Annenizin haberi var mı? Tabii annemle izledik yani, beğendiler sizi. O yüzden geldik. Ama ailemle sen dedenle var, yaşıyormuşsun. Tabii yani dedemle yaşıyorum ama hani ailemle de görüşüyorum yani. Ailen nerede, annem baban? Ya Bakırköy'de ailemle yaşıyorum. Dedemler de Gaziosmanpaşa'da oturuyor. Hani onları görmeye gidiyorum. Yaşlı insanlar, hani yalnız bırakmıyorum. Ha, Gaziosmanpaşa'ya da gidiyorsun. Aha. Annenlere de gidiyorsun, evet, Bakırköy'de. Öyle yani, aile, akrabalarımı sürekli ziyaret ederim yani. İyi aile yapıyorsun. Bağlarım kuvvetlidir. Ne kadar güzel. Evet. Peki boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Boş zamanlarımı kitap okuyarak değerlendiriyorum. Aynı zamanda müzik dinlemeyi çok seviyorum. Ve sevdiğim insanlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Hangi şarkıcıyı çok seviyorsunuz? Hangi, yani şimdi o anlık psikolojisine bağlı insanım aleti yani. Aleti ruhiyem neyse diyorsun. Yani kulağa hoş gelenler müziği dinliyorum. Yeri geliyor mesela Azer Bülbül dinliyorsun. Yeri geliyor. Beyoncé dinliyorsun. Yani ben en çok. Beyoncé dinler misin? Yani dinlerim ben. Yani ben en çok Cem Belevi ve Alişan. Efendim? Alişan favori şarkıcımdır. Alişan'ı çok seviyorum. Alişan gerçekten güzel bir sanatçı. Keşke gelseydi. Burcunuz neydi? Terazi. Benim de aslan. Aslan, aslan erkeği iyidir. Evet, karakterlerimizin uyuşacağını düşünüyorum. Kalbinizin güzelliği yüzünüze vurmuş yani. Ama kimseyi beğenmiyor bu Gülçin ya. Evet, yani şimdi zor beğeniyorum. Ne yapayım? Yani her şeyin bir iki vardır yani. Ne yapayım arkadaş? O dudaklar ne kız öyle? Ya zor beğeniyorum. 333. İlki vardır, evet, belki bir tanımaya geldim buraya, bilemiyorum. Çok sempatik bir arkadaşımız vallahi. Bak değerlendir Gülçin, vallahi kızıyorum sana. Yani şimdi kızmayın Gülçin Hanım'ın bana istediği Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ gibi biri ama herkesin kendi özgü bir tarzı var yani. Kesinlikle. Aynen. Gayet de yakışıklısın ha Birkan. Sağ olun Zuhal abla. Ben Yaşar ablamdan bir yorum almak istiyorum. Zaten de dış güzellik önemli değil. Bunlar gelip geçici şeyler. Aynen öyle. Yani güzelliği bir sivilce yeter yani. Aynen öyle. Bak benim çıktı şurada sivilce vallahi. Ama biraz her da yanıma yakışsın. Yanıma yakışsın ya. Yanına yakışır. Yani bence Allah güzellik Allah, bakanın gözlerindedir yani. Bakmayı bilmiyorsa insan hiçbir güzelliği göremez. Ne güzel dedi. Bak dedesine sahip çıkıyor. Aile büyüklerine saygısı yani, sevgisi var. Ben de Elmas teyzeye sahip çıkıyorum. Efendim? Sahip çıkalım Didi'ye. Didi'ye sahip çıkalım. Evet. Ne tatlı. Yaşar ablam söyle.
Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ben çok olumlu görmüyorum. Çok temiz, çok güzel yüzü, naif bir çocuk. Aa. Fakat çok minyon bir çocuk. Evet. Senin istediğin o kaldırma ağırlıklar saman balyasının altında kalabilir. Zor yani. Allah Allah. Nagi Hanım'dan prensesimden İnsanların istiyorum. İnsanların da kafasını işledim. Bak herkes şimdi. Efendim Birkan. Birkan'ın hoşçakalın. Evet. Yalnız Adaş'ın gözleri çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Yani bu gözler Allah kaçmaz ya. Diyorum bak Gülçin. Kaş, göz, saçlar çizgi şey ya. Elmas teyzen biliyorsun onayı var. Ortada beğenmiyor hiç kimseyi. Elmas teyze engeli var bir de. Seni geçtik bir de Elmas teyze. Tabii. Efendim canım. Nagi Söylü Prensi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bebeğim gerçekten bu sefer bir çaya çıkmasın. Gerçekten çok tatlı. Yani kasmaz, boş ver bu işleri. Yani. Neler diyor bu ya? Allah Allah ya. Ne oldu? Sen böyle değildin. Ne oldu ne? Bu kıza? Şey Deniz yok. Söyle canım. Dün tabii spora gidince. Gülçin Hanım. Ha, buradayım. Söyle Deniz'ciğim. Bu zamana kadar birçok kişiye gelmeyen talipler size geldi. Taliplerinizle fazla ilgilenmediniz. Biraz yükseklerde uçuyorsunuz. Gün gelecek o musluktan su akmayacak. Ve eskileri arayacaksınız. Şu an bile beni dinlemiyorsunuz. Ha. Ama iş işten geçmiş olacak değil mi Deniz? İş işten çoktan geçmiş peki. Olacak. Açıyor paravanı buyurun. Oh ferahatladım ya. Çiçeksen aman olmaz. Yar derde derman olmaz. Çiçeksen arman olmaz. Yar derde derman olmaz. Darılmış güne bülbül. Gelip dalına konmaz. Loy loy li loy loy loy. Loy loy li loy loy loy. Darılmış güne bülbül. Gelip dalına konmaz. Loy loy li loy loy loy. Loy loy li loy loy loy. Yani bir yorum yapacaktım. Yorum yok. Yorum yok. Talibine bak. Varsa merak ettiğiniz bir şey sorabilirsiniz. Yani sizin için geldi. Sen neden çıkmadın çaya Müşra'yla? Allah Allah. Bana taş atıyor ya. Biraz daha kaslı olsaydın belki olurdun. Alabilirdim. İşte, yani ama her şey kas değil ya vallahi. Kas. Her şey kas değil yani. Kas bence. Herkesin... Yani ben aynen. Benle çalışsın bir ayda kas yapacağım onu. Birkan Bey. Ama beni çalıştırmıyorsun Birkan. Ben sen gelmiyorsun gel antrenmana. Ne bileyim akşam gittim zaten kandravan içinde. Yani kas bir ayda yapılacak bir şey yani. Hiç. Sizin için yaparız. Her şey söyle Şahan teyzem söyle. Allah aşkına niye böyle yapıyorsun kızım? Neyi var o delikanlının? Ama biliyorsun. Bari bir çaya git. Ayıp yani hiç kimseyle gitmiyorsun. Gerçekten çok ayıp. Benden de... Ay hakikaten ya siz de çay değil. Ne kriteri bu ya? Anlaştıktan sonra her evet. Kim sevebilir misin? Bak canım saçmalıyor. Bir şey diyeceğim. Ama bak şu halin engeli de var. Gülçin'cim. Gülçin. Yapma suratını öyle. Şu hallerin var ya hiç kimseyi umursamaz bir halin var. Çok bu da insanları sinir ediyor. Peki. Kararını söyle. Olumsuz. Olumsuz. Peki. Geç yerine Gülçin. Peki. Yapacak bir şey yok. Birkan sen devam et. Peki sağ olun teşekkür ederim. Gel gel canım sen aramıza hoş geldin. Hoş birazdan çok olacaksın. Teşekkür ederim. Gel orada bak yer var en köşe boş. Tamam. Birkan aramızda artık. Birkan alkış lütfen. Sağ olun.